genç arkadaşlar, pırıl pırıl gözler. Size ben deprem kayıpları nasıl azaltırız konusu olarak başladı ama şeyi değiştirdim, deprem riskini ve azaltılması diye konuştum. Umumiyetle şimdiye kadar daha gördüğünüz deprem tehlikesi oluyor. Deprem riskinden daha az bahsediliyor. Deprem riski nedir? Türkiye'deki risk seviyesi nedir? Bunu nasıl azaltırız? Bundan konuşmaya başlayacağım deprem tehlikesi olarak bir deprem sonunda olacak yer hareketi düzeyinin nicelendirilmesini anlıyoruz. Yani bir deprem oldu, buradaki deprem bir hareketinin seviyesi nedir? Fazla mühendis kelimlerine girmek istemiyorum. Yani ben ne kadar sallanırım, az mı sallanırım, çok mu sallanırım, bina az mı sallanırım, çok mu sallanırım? Buna deprem tehlikesi diyoruz. Risk ise bu harekete maruz olan envanterin, yapı olur, insan olur, her şey olabilir, altyapı olabilir, gördüğü hasar ve yarattığı zararın bir ölçüsü. Bu demektir ki yani deprem hareketinin olduğu yerde, diyelim bir çöldesiniz, büyük deprem hareketleri oldu ama etrafta bir envanter, bir yapı yok, bir şey yok, risk sıfırdır. Yani risk olması için ikisinin de beraber olması lazım. O bakımdan ikisini ayırdan, ayıracağımız nokta bu oluyor. Gerek deprem tehlikesini, gerekse deprem riskini hem ihtimallere dayalı olarak yapıyoruz, hem de deterministik yapıyoruz. Deterministik nedir? İşte İstanbul'da diyoruz ki şu büyükte şöyle bir deprem bekliyoruz o deprem olduğu zaman, biz ona senaryo diyoruz, senaryo deprem olduğu zaman buradaki deprem hareketi ne olur? Bu binaya ne olur? Bir tanesi tehlike, öbürü kayıptır. Bu deterministik, yani belli bir senaryoya bağlı. Bir de probabilistik olabilir. Probabilistik de şudur, ben diyelim ki İstanbul'da bin yıl beklersem, bin yılda karşılaşacağım maksimum deprem hareketi ne olur? Bu depremin yapıya vereceği etki ne olur? Bu da probabilistiktir, ihtimallere dayalı. Bugün biz bina tasarımını yaparken ihtimallere dayalı olarak çalışıyoruz ama deterministik olarak İslam deterministik olarak yapmak daha doğru. Çünkü gelecek bir deprem var, onu bekliyoruz. O depremde nasıl bir deprem hareketi olacağını da biliyoruz. O bakımdan ona göre tedbir almak daha rasyoneldir. Bu haritayı çok görmüşsünüz yukarıda. Fazla detayına girmek istemiyorum. Türkiye deprem tehlikesi haritası. Neçede burada işte şu gördüğünüz noktalarda deprem hareketinin, yer hareketinin yüksek olduğu yeri gösteriyor. Ama bu 475 yılda olması beklenen deprem. 475 yılda olması beklenen deprem demek 475 yıl bekleyeceksiniz olacak değil. Bugün de olabilir. Onun anlamı şudur. 475 yılı ondan çarparsanız diyelim 4750 yıl oldu. 4750 yılda bu depremde 10 tane olur gibi düşünün. Ama aralıklarını bilmiyoruz. Tamam mı? Bunun iki tane unsur var. Bir tanesi fayatları, öbürü de şey, oluşan depremler. Yani şu iki değeri biliyorsam ben bunu çıkartırım zaten. Bu işler Türkiye'de yapıldığı gibi Avrupa'da da yapılıyor. Bu 2020'de Avrupa'nın deprem tehlike haritası. Çünkü her ne kadar burada sınırlar gözüküyorsa da mesela diyelim ki şurada şeye bakıyorsunuz, şurada Edirne'desiniz. İşte Edirne'den Yunanistan'a geçtiğiniz zaman deprem sınırı bilmiyor tabii. İki tarafta da bina yaparken Aa, buradaki deprem hareketi buymuş, buradaki deprem hareketi buymuş diyemezsiniz. Bunların sürekli olması lazım. Onun için Avrupa'daki tüm bilim adamları bir araya geliyor. Bu tip haritalar hazırlıyor. Ve şu anda Avrupa'da yaygın kullanılan bir harita bunlar. Biz de Avrupa Birliği'ne girersek bu haritalar mecburi olacak şu anda. Bu 20-20 tarihleri yeni bir haritadır. Dikkat ederseniz burada en yoğun bölgeler, gene işte Marmara bölgesi, Doğu Anadolu, Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu görüyorsunuz. Bütün hemen hemen şeyi görüyorsunuz tabii, Yunanistan hepsini görüyorsunuz. İtalya'da var, Vrança bölgesi var, Romanya'da. İspanya'nın kısmen güneyinde var, hemen hemen en tehlikeleri bunlar. Risk belirlemesi için üç tane şeye ihtiyaç var. Bir tanesi deprem tehlikesinin olduğunu gördük, öbürü hasar göre öbürü de risk. Yani değer, risk altındaki unsurlar, o da değer. Yani envanter derseniz, değer derseniz veyahut da deprem tehlikesine maruz bina derseniz, ne derseniz deyin ama onun olması lazım. Bu üçünün birleşmesi, girdi olarak deprem tehlikesi oluyor, Kuvvet hareketi modelleri lazım, bina envanterleri lazım ve çıktı olarak da yer sahası oluyor, hasar tahminleri oluyor ve neticede yaralı can kaybı. Bunlar da tabii riskin bir sonucu ama bugün dünyada riskin en büyük şeyi kar kaybıdır. Gelişmiş ülkelerde deprem riskinin karşılığı bina yıkılması can kaybı değildir, kar kaybıdır. Çünkü adamın işletmesinin durması veyahut da işletmesi durması, durmasa bile ürünlerini satacağı yerlerin ürünleri almaması büyük kar kaybına yol açar. Ve o çok daha büyük hasarlar yaratır. Mesela Amerika'daki bu kulelere vurulduğu zaman kulelerde büyük hasar oldu. Ama sigortacılar en büyük hasarı aslında şey öğredi. Yani New York'a gittiyseniz New York'ta kıyıdan Hürriyet abidesine gemiler çalışır. O gemiler yaklaşık 3 ay işsiz kaldı. Onların işsiz kalmasından dolan kar kaybı diğer bütün kayıpların üstüne çıktı. Gelişmiş ülkelerin farkı budur. Bu da aklınızda olsun. İki tane konu var bunlardan. Bir tanesi yer hareketi. Deprem yer hareketi tabii enteresan bir olay. Şurada ben size çok kabaca göstereyim. Şurada deprem yer hareketinin ölçüsünü görüyorsunuz. İşte bir çok büyük diyelim, sıfır daha küçük diyelim, sıfır diyelim. Burada da 7, 25 büyüklüğünde, 20 kilometre ötede, yaklaşık burası herhalde 20 kilometre falandır fay hattına kaya zemin dedim ve buradaki ivmenin yani ivme dediğiniz yer hareketinin bir ölçüsü onu aşılma olasılığını veriyoruz. Deprem aynı deprem, deprem bu deprem. Ama aşılma olasılığı, aşılma olasılığı yıla göre değişiyor. Yani diyelim ki siz sadece 70 yıl için bakarsanız şuradaki bulduğunuz değerler hemen hemen şey civarında, 0.1 civarında. Ama ben şeye giderse veya hatta şöyle diyeyim. Yani 70 yıla giderseniz bulduğunuz değerler 0.25, 0.30 civarında. Ama ben 2475 yıla gidersem 05'e yaklaşıyor. Onun da sebebi şudur. Bu deprem olduğu zaman burada yaratacağı hareket bir tek hareket değildir. Belli bir dağılımı saçılım vardır. O da olabilir, o da olabilir. O bakımdan diyelim ki 200 yılda bir İstanbul'da deprem oluyorsa, siz 2500-2475 yıllık depreme bakıyorsanız, bu demektir ki yaklaşık 15 kere bu deprem olacak demektir. 15 kere olduğu zaman yüksek de çıkabilir. Onun çıkma sebebi budur. Yoksa İstanbul'daki depremin sabit kalması demek mutlaka yer kendine sabit kalmasını gerektirmiyor. Belirsizlikleri var bu iş. Diğer önemli bir tane konulardan bir tanesi bizim binalar için kırılganlık ilişkisi. Bir bina aldığımız zaman bir şeyi görmek isteriz. Bunun yatay ekseninde deprem hareketi var. Düşey ekseninde de belli bir hasarın olma olasılığı var. Mesela diğer deprem hareketi burada. Benim binamın yaklaşık olarak elde yüzde 10'u 15'i çok ağır hasar görecek. Belki yüzde diyelim ki 40-50'si ağır hasar görecek. Orta hasar görecek belki yüzde 95'i, belki yüzde 1'i falan hafif hasar görecek. Bunlar popülasyon bazında doğrudur. Yani benim bu binadan İstanbul'da diyelim belli bir bölgede bin tane varsa bu bin taneden diyelim ki 150 tanesi ağır hasar görür. Ne bileyim işte 600-700 tanesi ağır hasar görür. İşte daha azı da orta hasar şey görür. Popülasyon bazında doğrudur. Yoksa verilen bir bina için doğru değildir. Bunların her birine ihtimal olarak bakmak lazım. Biz risk çalışmalarını popülasyon bazında yaparız. Yani buradaki bu binalar %50 hasar görecek dersek... Bu demektir ki burada 10 bin tane bina varsa bunlardan 5.000 tanesi hasar görecek demektir. Yoksa bir tane bina varsa yüzde hasar olacak diye bir şey çıkmaz ortaya. O zaman yapıyı çok iyi incelemeniz lazım. Tıp olarak bakarsanız şöyle geliyor. Diyelim ki adamın tansiyonu yüksekse işte adamın ne bileyim ömründen belki yüzde on gider. Ama o popülasyon için geçerli. Bir tane adam için, onu anlamak için adamın belki bütün vücut tomografisini böyle çekmeniz lazım ki adamın durumu nedir göreyim diye. Ona, ona dikkat etmek lazım. Risk çalışmaları dünya çapında yapılıyor tabii. Risklerde ne olur diye. Bu Türkiye'den ben size Türkiye'yi gene gördüğünüz zaman en riskli eden bir şey çıkıyor. İstanbul çıkıyor. Türkiye'de nedir? Ortalama yıllık şeye bakarsanız toplam yıllık ortalama hasar. Toplam yıllık ortalama hasar ne demek? Bu demektir ki yani işte İstanbul'da devam deprem olmuyor. Ama ben İstanbul'da 10 bin yıllık olan depremleri alsam, 10 bin yıllık depremleri alsam, oradaki toplam hasarı bulsam veyahut da kaybı bulsam onu 10 bine bölsem yılda ne çıkar? O şekilde anlayın onu. İstanbul için çıkan rakam yaklaşık 3.6 milyar dolardır. 3.6 milyar dolardır. 3.6 milyar dolar ne yapar? 10 yılda 30 yapar, 100 yılda 300 milyar dolar yakın bir rakam yapar İstanbul için. Çok detaylı olarak haritalar da hazırlıyor. Bu da gene Avrupa Birliği hazırladığı bir tane de. Görüyorsunuz İstanbul hemen burada kendini gösteriyor en tehlikeli yerler olarak. Ama aynı şekilde şeyi de görüyoruz. Hatay'ı ve Doğu Anadolu'nun bu kısmını görüyoruz. Ege bölgesini tabii görüyoruz ama İstanbul gibi renkli olan bir yer yok. Dikkat ederseniz bunun hepsine baksanız. İstanbul düzeyinde daha ciddi risk taşıyan bir yer yok. Onun sebebi tabii hem deprem tehlikesi büyük hem de deprem tehlikesine maruz envanter kıymetli. Çok sayıda insan yaşıyor, çok sayıda bina var. O bakımdan kayıp çok oluyor tabii. İstanbul için bakarsanız, İstanbul için 500 yıllık yinelenme süresinde 500 yıllık yinelenme süresinde İstanbul'da kayıplar yaklaşık 89 milyar euro mertebesinde, 90 milyar euro mertebesindedir. 500 yıllık, 1000 yıllık bakarsanız da yaklaşık 108 milyar şeye yakın. Yani bunlar bugün Maraş'ı vuran depremde yaklaşık hemen hemen 500 yıllık depremdir. Neresinden baksanız orada işte 50 oldu. Orada, orada 100 milyar dolara yaklaştı. Bizde de 98 diye gözüküyor ama Maraş'ta tabii fay şehrin içinden geçiyordu. İstanbul'da şehrin yaklaşık 20 km güneyinden geçer. Bizim şansımız burada ama kayıp olarak bunlar ortaya çıkan kayıplar ve bilinen rakamlar. Yani bunlarla ilgili bir şey yok. Şurada gördüğünüz de bunlar da diyelim ki toplam İstanbul'da kayıp varlığın kaybı. Depreme maruz varlığın kaybı binde bir mertebesinde veyahut da pardon binde 14 mertebesinde yaklaşık olarak. Yani bu demektir ki, bu demektir ki diyelim ki İstanbul valisinin diyelim ki şey oldu, imkanları var. Dedi ki ben tüm kenti depreme karşı sigorta alacağım. Sigorta şirketinden konuştu. Sigorta şirket diyecek ki senin İstanbul'daki mal varlığı neyse o mal varlığını sen şu rakamdan çarp ama binde olarak şu rakamdan çarp bana bunu sen yıllık prim olarak ödeyeceksin demektir. Bunun anlamı budur. Bu rakam ne kadar düşükse priminiz o kadar az olur. Rakam ne kadar yüksekse priminiz o kadar çok olur. Türkiye'de tabii bunlar Avrupa çalışmaları ama Türkiye'de yoğun çalışmalar. Daskes'in yapılan çalışmalarda Türkiye'de 0.05 derece hücrelere bölünüp, şu hücrelere bölünüp ve her bir hücre içinde, şu gördüğünüz her bir hücre içindeki bütün binalar elden geçirildi. Tipleri belirlendi, zemin tipleri belirlendi ve neçede risk çalışıldı. Ben size risk çalışmasını göstereyim burada. Mesela bunlar ilçe bazlı yıllık ortalama hasar oranında alın. Mesela diyelim ki şurada bunlar binde pardon 10 binde 2 ile 10 binde 50 arasında değişiyor. Hemen hemen. Bu demektir ki mesela şuradan bakalım, şuraya bakalım mesela şu. şuraya bakalım mesela 0.1 ile 0.2 ama binde bunlar. Binde 0.1 ile 0.2 yani bunu aldığınız zaman, yok pardon, binde bir ile binde iki, bunlar yüzde sıfır bir, yüzde sıfır iki, binde bir, binde iki olarak görün siz bunu. Onlardan bir tanesine geldi, mesela şurada bir tane ilçe, tamam mı? Bu ilçenin kaymakamı dedi ki, ben ilçemdeki tüm bina varlığını sigorta atmak istiyorum dedi. Sigortalcıya gitti, sigortacı dedi ki, peki senin deprem sonrası isteyeceğin tazminat nedir? Adamın isteyeceği tazminat tabii, oradaki mal varlığıdır, toplamıdır o tazminat hesapladıktan sonra onun binde bir veya da binde ikisini prim olarak ödersiniz. DASK'ın mesela sigorta primlerinin tespitinde bu yöntem kullanılır. Tamamen kullanılan yöntem budur. Bunlar risk bazlı yöntemler. Yoksa akşam yatıp da sabah kalkıp prim bu olsun demiyorsunuz. Ya yani bunun hesaplarını yapmanız lazım. İstanbul için baktığınız zaman da mesela 50 yılda %10 aşılma olası olan deprem, bu yaklaşık 500 yıllık depreme tekabül eder. Burada ise şeyi görüyorsunuz. Benim hasar oranım ne olur? Yani 500 yıllık deprem geldiği zaman İstanbul'u mesela şu bölgesinde 41 denen yerde, 41 denen yerde aa, %2, yok, %20 ile %30 arasında varlık kaybı olur. Ama şeye gittiğiniz zaman, 2500 yıllık depreme gittiğiniz zaman bu oranlar o zaman gittikçe artıyor. Şimdi İstanbul'un özelliğine gelirsek tabi İstanbul Neçede biz herhalde şuralarda bir yerdeyiz. Buradan büyük bir tane fay hattı geçiyor. Ve şurada da büyük bir çukur var yani şurada yaklaşık 1000 metre iner, eksi bin metre iner. Ve denizin dibine de büyük heyelanlar olmuştur. Şu gördüğünüz heyelandır bakın, deniz dibi heyelandır. İstanbul'da tsunami olacaksa deniz dibi heyelanlar yaratır. Ve bizim korktuğumuz şu deprem, şurada bir fay hattında hareket meydana gelmesi ve oradan oluşması ona bakarsak hemen hemen işte şu, ya, 1719 var, 1754, 1766, 1766 AB B ikisi yırtılmıştır. Şu anda yırtılmamış bölge şurası gözüküyor, şu bölge gözüküyor. Ve bunun içinde yıllık olasılık yüzde iki buçuk mertebesinde. Yani yüzde iki buçuk nedir? Yüzde iki buçuk şudur. Her yılın başında bir torbanın içine 40 tane, 39 tane beyaz taş koyun, bir tane kırmızı taş koyun. Toplam 40 tane. O yıl çekiliş yapıyorsunuz. Eğer kırmızı çıkarsa deprem olacak demektir o yıl içinde. Beyaz çıkarsa olmayacak demektir. Ama önemli konu taşı eksiltmiyorsunuz. Yani tutup da ya beyaz taş çıktı, beyaz taş atayım. Öyle bir şey yok. O maalesef çok yanlış anlaşılan bir konu. Çünkü İstanbul'da deprem için ilk söylendiği zaman, ilk çıktığı zaman Amerikalılar dedi ki 30 yıldaki olma ihtimali %60 falan dedi. 30 yılda %60 olma demek, yılda %2 demek. İnsanlar hemen 30 yılı saymaya başladı. 30 içinde olacak diye bir şey değil. Neden 30 yıl veriliyor? Çünkü Amerika'daki mortuç süresi 30 yıldır. İnsanlar mortuç alırken 30 yıl içinde ne olacağına bakar. O yüzden 30 yıl verilir. Ama o zamanla, yılla değişmez. O ihtimalin değişmesi için İstanbul'da bir deprem olması lazım ki ihtimaller değişsin. O bakın onlara aldanmayın. Depreme çok yaklaşıyoruz. Az kaldı, az kaldı. Şu anda bilimsel olarak ihtimalimiz budur biz. Çünkü taş eksiltmiyoruz. Bu probabilistik kavramlar maalesef inşallah sizler alırsınız. Kolay beri oturmuyor insanlarda. O bakımdan herkes kolayına kaçıyor, az kaldı işte. Söylenenden beri 25 yıl geçti, 5 yıl kaldı. Böyle bir şey söz konusu değil. Onun da sebebi şu yani, bilmiyoruz aslında. Şöyle diyeyim, bakın İstanbul'da depremler neredeyse 16 milyon yıldır oluyor. 16 milyon, biz 2000 yılını biliyoruz. Yani pencereden koca pencerenin belki çok küçük bir deliğinden bakmaya çalışıyoruz ve oradan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Olmuyor. Daha başka türlü anlatayım ben size. Zarın şeklini bilmiyoruz. Diyelim ki benim elimde zar var. Zar bu yani, zar dediğim piramit gibi de zar yaparım ben. Dört tane köşesi olur. Tamam mı? Her birine de sayı yazarım. 1, 2, 3, 4 diye sayı yazarım. Bir kere attım onu, bir geldi. Bir daha attım, bir geldi. Sorsam ben size kaç gelecek desem, bir gelecek dersiniz. Çünkü zarı bilmiyorsunuz. Zarın çok atılması lazım ki, ben zarın ihtimallerini bileyim. Zar o kadar atılmamış, o bakımda ihtimalleri bilmiyoruz. Yani İstanbul'da yarına deprem olur, 200 yılda deprem olmaz. Bunları bilmiyoruz şu anda. Biliyorum diyen varsa ben bilmiyorum diyorum. Ama onlar biliyorsa diyecek bir şey yok. İstanbul'da da bir deprem çalışması çok eskiden başlamış. Bunlardan en önemlisi 1894 depreminde Kandil ve Atina tanesi neredeyse dünyanın ilk deprem hasar haritasını çizmiştir. Şu gördüğünüz o hasar haritalar depremin hasarını gösterir. Hasar en çok burada olmuştu. Bu da daha az, burada daha az. Ve şunu da bilin ki ilk modern sismometre Japonya'da falan İtalya'da kurulmuştur 1875'te. Japonya'da 1881'de kurulmuştur. Osmanlı'da Pera ve Yıldız sayında ki bunlar şimdi Kandira Seferesi 1895'te kurulmuştur. Amerika'daki ilk, ilk sismometre kurulması bizden iki yıl sonradır. Yani o bakımdan bu işte geç kalmış değiliz. Ama yavaş yürümüşüz. Başlangıcımız iyi de hızımız yeterli olmamış. İstanbul'a bakarsak İstanbul'da işte şiddet olarak 9 şiddeti buralarda görüyoruz. 8 şiddeti buralarda. Şiddet ne derseniz de şöyle diyeyim. Şu aklınızda kalsın 9, şurada da 8. 9 şiddetine bakın ne olur? 9 şiddetinde şuradayız biz. 9 şiddetinde yaklaşık olarak şu gördüğünüz sınır tamir sınırdır. Yani burasını tamir edersiniz, burasını tamir edemezsiniz artık. Bu demektir ki yaklaşık binalarımızın %30'u yakınını kaybederiz 9 şiddetinde. 8 şiddetine geldiğimiz zaman bu herhalde %17-18'lere iner. Yani şiddet olarak da ölçüsü budur. İstanbul'a gayet detaylı olarak bütün hasar dağımlarını da biliyoruz. Nerede ne kadar hasar olur, ne olur, ne olur hemen hemen tabi detaylı demek istedim hücre içinde biliyoruz. Bu hücreler yaklaşık 700 metreye, 700 metreye, 500 metrelik hücrelerdir. İçinde çok sayıda bina olabilir. Ortalama değerler olarak biliyoruz hepsini. Toplam olarak bakarsak, yani işte ihtimallere bağlı diyorum ben size. Çünkü çok ağır hasar ve toptan göçme yaklaşık binaların 0.5'i yani binde 5'i ancak çok ama 50 aşılmaması, yüzde 16 aşılmamasına gelirseniz 3.3'e çıkar. Yani deprem hareketinin büyüklüğünü gösterir bu. Deprem hareketinin ne olacağını bilmiyoruz çünkü. Aynı şekilde hafif hasar bakarsanız 25'ten yüzde 38'e çıkabilir. Yani ağır hasarlı bina sayısı 50 olasılıkla yaklaşık 75 bin hane. Orta hasarlı bina 50 olasılıkla 453 bin hane olarak şey yapıyoruz hane ve bina kavramını da ayırmak lazım. Bina ayrı bir şey, hane bir şey. Bunlar her yerde çok şaşırıyor. Bir binanın içinde 10 tane hane de olabilir. Ben hane olarak verdim size. Acil barınma ihtiyacı olan aile yaklaşık nüfusun %4'ü. %4'ü de dediğimiz nüfusun, İstanbul'un nüfusu 20 milyonsa 800 bin adam yapar. Kolay değil. Can kaybı olarak yüzde nüfusun yüzde %2'si, hastane ihtiyacı olan ihtiyacı %50 nüfusun %1'i nüfusun yüzde demek yaklaşık 160 bin kişidir. Endüstriyel kayıp tahminlerine de gelebilirim. En önemlisi bunlar da endüstriyel kayıplarda 300 bin civarında iş kaybı olabilir ki bu hiç iyi bir şey değil. Yani son depremde de, son deprem dediğim Pazarı depreminde tüm kobiler kapandı. Tüm kobiler kapandı, insanlar işsiz kaldı. Kobilerin sigortası da yoktu. Mal sahibi kapattı gitti. Büyük şirketler kurtuldu ama kobilerde büyük işsizlik oldu. Aynı şey maalesef İstanbul'da da olması mümkün. Can kaybından öte İstanbul'da fason çalışan birçok küçük teşkilat var, küçük işletme var. Bunlar Avrupa'ya iş yapıyor. Bunların Avrupa'ya yaptığı iş durduğu anda Avrupa'da gider başka bir yerden alır. Adam pazarını kaybeder pazarını kaybeden bir kuruluşa pazar kazandırmak çok zor iştir. Adama alet, teçhizat, makine de çok zor iştir. O bakımdan bunların hasar görmemesini temin etmemiz lazım. İstanbul'da önemli konulardan bir tane deprem sonrası yangın. Bunlar hızlı geçiyorum ama sizin daha önce görmediğiniz tahmin ettiğim şeyleri göstermeye çalışıyorum. Bilinen şeylerden öte. Yani İstanbul'da yaklaşık 2000 yangının başlayabileceği tahmin ediliyor. İstanbul'u maalesef şey altyapısı, itfaiye altyapısı buna çok uygun değil. Yani itfaiyecileri getireceksiniz, itfaiyecini çalıştıracak, yollar açık duracak, itfaiye gidecek de söndürecek. Bunun için havadan söndürme sistemleri lazım veya da başka yollar lazım ama bu da önemli konulardan bir tanesidir İstanbul'da. Deprem kayıplarının azaltılması için uluslararası çok sayıda çalışma yapılıyor. Bunlardan bir tanesi Güney Kore'deki Incheon Konferansı var ve baş edebilir kentler kampanyası başlatıldı. Bunlar bildiğimiz şeyler, umumiyetle kentsel yönetim, riski azaltma, afet azaltma amacıyla diğer ilgili birim ve örgütlenmesi, kentsel riski azaltma üzere mali imkanlar oluşturulmalı, işte eğitim programları, bunlar çok genel konular, bunlar hepinizin bildiği şeyler. Yani işte eğitim veriyorsunuz, veriyorsunuz bir noktaya kadar. Yani insanlar neticede eğitim İnsanları uygulamaya götürmüyor. Bilgiye götürüyor ama uygulamaya götürmüyor. Uygulamaya götürecek eğitim vermek lazım. Bu konuda en ileriden bir tanesi UNISDR yani Birleşmiş Milletler Uluslararası Afetlerin Azaltılması Örgütü. Organize ol, risklerini tanımla, baş edebilirlik mali kapasiteyi güçlendir, baş edebilirliğin terlik kalkınma amaçlı, afet baş edebilirliği ilgili konuların kapasitesini güçlendir, altyapının baş edebilirliğini arttır, Bunlar hep standart bilgi şeyler. Dikkat ederseniz burada daha önce görmediğiniz bir kelimeyi kullanıyor. Baş edebilir diye. Bu şeyden gelmekte. Resilience'dir İngilizcesi bunun. Resilience'ı Türkçe'ye maalesef dirençlilik diye çevriliyor. Benim burada kastettiğim hem fiziki dirençlilik hem de sosyal dirençlilik. O baş etme işidir. Yani resilience nereden gelir? İtalyanca resilire'den gelir. Resilire de sıçrama demektir. Pimpon topladığı attığınız zaman sıçrar. Burada da istenen depremden sonraki şeyin sıçraması insanların. Baş etmesi depremden. Yoksa depremi dayanıklı ev yapmakla bitmiyor bu iş. Sosyal dayanıklı da lazım. Onun için spesifik olarak baş edebilir terimini kullanıyorum. İstanbul'da deprem azaltılması için hedefimiz, tüm Türkiye'de hedefimiz, bir numaralı hedefimiz can kaybının önlenmesi olmalıdır. Bir numarada bizim can kayıplarını azaltmamız lazım. Can kayıplarını azaltmak için yani A noktasındaki şu anda can kaybı, B noktasındaki can kaybı sıfır can kaybı istiyoruz. A noktasından B noktasına gitmek için birçok araç var. O araçların içinde en yavaş gideni kentsel dönüşümdür. En yavaş gideni. Sağlam gider ama yavaş gider. Bizim çok daha hızlı tedbirler almak lazım. Bu şuna benzer siz bir hastanede başhekimsiniz. Normalde kaza alıyor 3-4 yaralı oluyor. O yaralıya estetik dikiş bile yaparsınız. Ama çok büyük bir kaza oldu. Yüzlerce yaralı geldi. O zaman sizin bir numaralı göreviniz kan kaybını durdurmaktır. Kan kaybını durdurmak bizde can kaybını sıfırlamaya tekabül eder. Yani Türkiye'de belki 100 yıl hiç deprem olmayacak dese kentsel dönüşümden bir yere varız. Ama ne zaman olmayacak bir deprem için kentsel dönüşümden yapılmasına yapılsın ama tek başına bir araç olamaz. Çok daha değişik araçlar var. O araçlardan bahsedeceğim birazdan. Azaltımının ana unsurları nedir? Bir, deprem tehlikesi ve riskin belirlenmesi. Şu anda Türkiye'de gerek deprem tehlikesi, deprem riskinin belirlenmesiyle ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Deprem tehlikesini çok iyi biliyoruz, deprem riskini de çok iyi biliyoruz. İkinci konu mevcut riskin arttırılmaması. Mevcut riskin arttırılmaması demek yapacağınız her bir inşaatı, yapacağınız her bir uygulamayı şartnamelere uygun yapmamız lazım. O konuda birazcık geri kaldığımız yerler var ama gene de iyiyiz. Yani şu anda şarttan uygun yapılıyor, belli denetimlerden geçiyor. En geri kaldığımız nokta mevcut riskin azaltılmasıdır. Mevcut riskin azaltılması demek, mevcut deprem dayanımı iyi olmayan yapıların, altyapının güçlendirilmesi anlamına gelir. Yıkıp yeniden yapılması anlamına gelmez. Önemli konulardan bir tane risk transferi. Bu da demektir ki deprem riskini yabancı piyasalara transfer edin. O da deprem sigortasıyla olur deprem sigortası konusunda Türkiye herhalde dünyada bugün başarılarda ikincilerden bir tanesidir. Yani bizim en büyük eksikliğimiz mevcut riski azaltılmasıdır. En büyük eksikliğimiz. Risk azaltı önemli. Öncelikle de yerine koyamayacağımız varlıkların korunmasıdır. Bunların bir tanesi insan hayatıdır. Öbürü de kültürel ve tarihi mirasımızdır. Bunları geri getiremeyiz. Binaları yeniden yaparsınız ama bu ikisini geri getiremezsiniz. Detaya girmeyelim, deprem viskinin belirlenmesi konusunda çok sayıda çalışma yapıldı. Yani ta 1996'dan başladı, 2019'da devam ediyor ve kentsel dönüşüm master planı yapıldı İstanbul'da ne yapılması lazım diye. Uyuldu mu? Uyulmadı. Çünkü uyulması için zorlayıcı bir şey yok yani. Efendim yaptırdık çalışmayı duruyor burada ama bir işe yaramıyor durduğu yerde. Mevcut riskin azaltılması ile ilgili özellikle ulaşım altyapısının deprem performansı bugün istenilen düzeydedir İstanbul'da. Deprem açısından kritik olan doğal gaz şebekesinin deprem güvenliği de yeterli düzeyde ancak diğer altyapı endüstriyel tesisleri deprem iyileştirmesi gerekir. 2000 yıl sonrasında binaların deprem performansında belli bir iyileşme var. Bir insanların birleştirilmesi, mühendislerin daha eğitimli olması ve şartname. Yeterli deprem performansına sahip olmayan çok sayıda kamu binası var tabii. Bunlar için isme projesi kapsamında yaklaşık 3 milyar dolar harcanmıştır ama çok başarılı işler yapılmıştır. Diğeri de her ne kadar kamusal ve ticari bir depreme karşı güçlenme yönünde uygulamalar varsa da güçlendirme uygulamaları, meskenlerle gelene kapsamlıklar, kentsel dönüşüm projeleri yönelikler ve yıkıp yeniden yapmak yoluna gidiyor. Ve mevcut bina altyapı endüstri testlerinin deprem performansı iyileştirilmesi için teşvik ve caydırıcılık içeren tedbirler alınması lazım. Yani adamları hem teşvik edeceksiniz hem de caydıracaksınız. ikisi birden. İSME projesi hakikaten çok başarılı proje. Yani İstanbul'daki tüm okul binalarının 99 depreminden önce inşa edilmiş. Yani yeni şartlar ve eski şartlar tüm okul binalarının yüzde 90'ından fazlası çoğunlukla güçlenir ve yeniden yapma yoluyla yapılmıştır. Bu demektir ki yaklaşık biz 2 milyon öğrencimizi koruyoruz. Hakikaten Kahramanmaraş depreminde de okullarımız çok iyi performans göstermiştir. Yani deprem gündüz olsaydı, çocuklar okulda olsaydı can kaybı çok daha azalırdı. İnsanlar dışarıda olsaydı. O okullar arasında çok fazla bir sıkıntımız yok. İstanbul'da hemen hemen hiçbir sıkıntımız yok okullarla ilgili. Ve toplam olarak okul hepsi dahil 1306 bina güçlendirilmiş veyahut da yeniden inşa edilmiştir. Burada ben size detayını göstereyim. Bu yıkıp yapmalar kırmızıdır. Dikkat edersen sayıları çok az da diğerleri hepsi güçlendirmedir. İstanbul'da güçlendirilmiş, İP İSME projesi güçlendirilmiş binalardır. Bunlar yaklaşık 3 milyar dolar para harcanmıştır bu işler için ama çok başarılı çalışmalar yapılmıştır. İstanbul'da en önemli konulardan bir tanesi köprülerdir. İstanbul'un köprüleri hemen hemen ve asma köprüler olsun, diğer viyadükler olsun, karayolları o zaman 17. bölgeydi, şimdi 1. bölgeye bağlandı hepsi. Büyük gayretleriyle hepsi güçlendirilmiştir. Bunlarla ilgili bir sıkıntımız yok. Sıkıntımız nerede bizim? Ana arterler üzerinde bulunan yaya geçitlerinin depremde yıkılması maalesef tüm ulaşımı etkileyecektir. Yani diyelim ki Saat 5'te bir deprem oldu. Millet trafikte zaten. Üst geçitlerden bir tanesi yıkıldı. Emin olun o üst geçidi oraya kaldırmak için iş makinesi bile getiremezsiniz. Bütün trafik olduğu gibi durur. Çünkü bunlar belli bir yıkım yapılmamıştır. Ben size yıkılanların üst geçitleri söylüyorum. Bunlar kimi durduğu yerde, kimi kamyon çarpmasıyla, kimi durduğu yerde yıkılan üst geçitlerdir. Bu belediyeye kaç kere söylendi, neden yapılmaz bilmiyorum. Yani bunlar çok basit yapılacak şeyler. İstanbul'da önemli konulardan bir tanesi deprem sonrası iletişim temini için baz istasyonlarının deprem güvenliği. Bugün adam diyelim ki şu balkona bir çıkma yapacak olsa veya da balkonu kapatacak olsa biri şikayet etse belediyeden izin yok diye adama ceza keserler. Ama binanın üstünü bunların hepsinden doldur. Bunun için belediyenin ruhsatına bile ihtiyaç yoktur. Bu neden böyledir <laughs> bilemiyorum. Düzeltilmesi için neden tedbir almıyor, o da belli değil. Ve bunların hemen hepsi depremde, bina ile beraber kendi başına yıkılacaktı. Bu demektir ki depremden sonra cep telefonu ulaşımı İstanbul'da sağlayamazsınız demektir. Silivri'de küçük bir deprem oldu, orada bile sağlanamadı da. Büyük bir deprem olduktan sonra ulaşımı yani iletişimi sağlayamazsınız. Bunlar çok küçük şeyler, hemen yapılabilecek şeyler. Neden yapılmıyor bilmiyorum, belki sizler ileride neden yapılmadığını öğrenirsiniz teşvik için. Bugün herkes yeşil bina almak için gayret sarf ediyor. Bu meşhur yeşil bina LEED sertifikası vardı şurada gösterdim ben size şu. Bunu asmak için herkes büyük gayret sarf ediyor. Benim binam yeşil bina diye. Gidin hastanelerde, özel okullarda, özel hastanelerde hatta bazı ticaret hepsinde görürsünüz bunu. Bunun için yarışılacağına deprem performans derecelendirme için yarışmak lazım. Yani bu platin olabilir, altın, gümüş ve şey sertifika. Bu Amerika, İtalya, Yeni Zelanda'da başladı. Bunu Türkiye'ye getirmeye çalışıyoruz. Yani insanların hakikaten bu sertifika alması lazım. Bir veli çocuğunu okula verirken şu sertifika var mı diye bakması lazım. Veya da şeye verirken, hastaneye giderken bu sertifika var mı diye bakması lazım. Bu sistem bir başlasa iyiye özendirme başlar. Kötü binayı bulmak iyi bir şey ama mühim olan iyiye de özendirmek lazım. Bu da yapılması gereken şeylerden bir tanesi. Dikkat ederseniz ben size yapılması gereken çok basit şeylerden bahsediyorum. Fazla bütçe istemeyen şeylerden bahsediyorum. Ama bunların tabii bir türlü oturup yapılması gerekiyor. Bunun yapılmasının çok iyi olduğunu herkes söyler ama binası zayıf olan biri bunu istemez. Mesela ben Turizm Bakanı'yla konuştum, Kültür Bakanı'yla. Dedim ki Antalya bizim, Bodrum çok önemli yerlerimiz. Orada depremde bir tane otelin yıkılması Türkiye'nin turizmini göçertir. Gelin bunu otellerden başlayalım dedim. Ama kimse herkes uzak durdu. Çünkü otellerden birçoğu alamayacak bu sertifikayı. Alamayınca ben ne olacağım diyecek. Yani sıkıntı maalesef böyle. Bizim yani hakikaten yani bazen acı ilaçları da kabul etmemiz lazım. Bazı eczaneye gidersen ilaç istersiniz. Standart ilaçlar vardır. Ama üst raflarda duran nadir ilaçlar vardır. Bizim o nadir ilaçlara başvurmamız lazım artık. Deprem riskinin transferi bu Türkiye'nin en başarılı olduğu noktalardan bir tanesi. Bugün İstanbul'da yaklaşık yüzde %65 sigortalıdır. San Francisco ve Tokyo kentinde bunlar %10 ve %30 mertebesindedir. Yani hakikaten başarılı olduğumuz konulardan bir tanesidir. Deprem sigortası ve kendine çok iyi göstermiştir. Yani Sıkarman Marşı depremi yaklaşık 500 bin dosya, 600 bin dosya geldi de 500 bin ellendi ve bunlara ödemeleri hemen yapıldı. İstanbul için tabii önemli konulardan bir tanesi kentsel sonrası imar planı düzenlemesi ve deprem sonrası planlamalar. Yani depremden sonra ben bu şehri nasıl yeniden inşa edeyim, nereye ne yapayım diye yapmak çok zordur. Nerede ne hasar olacağını biliyoruz. Depremin öncesinde akıllı insanların oturup bu şehre nasıl bir deprem sonrası şekil vermek diye planlaması gerekir. Yoksa depremden sonra üç kişilik ekip gidip de orasını şu dağa çıkartalım, burasını bovaya bu çekelimden olmuyor bu işler. Deprem sonrası sağlıklı içme suyu temini çok önemli. Sağlıklı içme suyu elektrik gerektiriyor tabi bu da. Deprem sonrası akaryakıt temini. Bugün Kaliforniya'ya gidin her bir benzin istasyonunda, her bir benzin istasyonunda el pompası da vardır. Çünkü elektrik kesildiği zaman vasıta oraya gelse alamaz yakıt. Bu neden bizim istasyonlara benzin istasyon el pompası konulmaz bilmiyorum. Bunda standart olarak konması lazım Erbil'e ki çünkü deposundaki benzini en azından doldurabilsin ihtiyacı olanlara. Tarihi varlıkların korunması. Bugün tarihi varlıkların güçlendirilmesi demek. İşte anıtlar kurulunda çalışacaksınız. Restorasyon yapılacak. En azından 2-3 yıllık iştir. Bunlar için harici güçlendirmeyle, harici güçlendirmeyle bu binaları ayakta tutmak mümkün depremde. Depremden sonra paranız, imkanınız varsa harici güçlendirmeyi sökersiniz. Bina hiçbir zarar olmaz. istediğiniz gibi restore edersiniz. Bu konuda Sayın Ali Yerlikay epey çalıştık. İstanbul'da 250, 250 tane tarihi okul var. Tarihi bina vardır, okul olarak kullanılıyor. Bunun için de öğrenciler de var. Bunlar için epey projeler geliştirdik. İnşallah uygulamaya konulur harici güçlendirmeler. Aa, tabii üçüncü şahıslara karşı deprem mali mesleği sigortası. Bu çok önemli. Yani bugün Kıbrıs hükümetine, Kuzey Kıbrıs hükümetine yardım ediyorum ben. İSİAS davasında yani İSİAS davasında işte 35 tane gencecik çocuk kayboldu ve tamamen yani şeydendir yani binanın gayet kötü olmasından sebebi. Bina neden kötü? Efendim işte o diyor ki işte ben iyi yaptım diyor ki belediye diyor ki işte biz gelen imzaladık diyor şudur budur yani mühim olan mühim olan depremden sonra kim suçlu onu aramak değil. Mühim olan depremden önce bu işin yapılmamasına fırsat vermek. Yani siz diyorsunuz kardeşim ben öyle bir trafik kanunu yapacağım ki hiç kimsenin ehliyete lüzum yok. Herkes alsın arabasını trafiğe çıksın ama öyle bir polis sistemi kuracağım ki yanlış yapanı yakalayacağım. Böyle bir sistem olmaz. İlk önce adamın ehliyetinin olması lazım. Ondan sonra kaza istisnai bir durumdur. Yaparsa onu yakalarsınız. Bugün iş siyasi için en kolay şeylerden bir tanesi. Belediye deseydi kardeşim senin kaç tane insan kalıyor? 100 insan. Adam başına 1 milyon liradan sen bana 100 milyon liralık deprem teminatı getir deseydi 3. şansara karşı. Yoksa ben sana ruhsat vermem deseydi. Adam gidecekti sigortacıya. Sigortacı onu vermek için bina inceleyecekti. Adama vermeyecekti o sigortayı. Vermeyince de otel hal olmayacaktı. Bu işin yurt dışında yapılma yolu budur. Bu üçüncü şahıslara karşı mali mesuliyet sigortasıdır. Ve bu belediye başkanının yetkisinde olan bir şeydir. Çünkü ruhsatı belediye başkanı veriyor. Bu neden yapılmıyor bilmiyorum. Sizler inşallah bunun cevabını bulursunuz. Ama bunun cevapları burada da yatıyor. Aa, aynı şekilde haberleşme sistemi tabii. Bu GSM istasyonlarından onlardan zaten bahsettim. Tabi tarihi yapılar çok önemli. Bu sadece 99 depreminde hasar gören tarihi binalar ki 99 depremi İstanbul'a yaklaşık 100 kilometre uzakta bir depremdi. Burada bile çok binamız hasar gördü. Bunların en büyüklerinden iki tane önemli hasar Mihrimah Sultan Camii'nde oldu. Edirne Kapı'da bir de Fatih Camii'nde oldu tabi. Fatih Camii'nde kolonlardan yapısı bu. Kolonun böyle olması için kolonun dönmesi lazım. Yani bütün yük buraya biniyor, burasını çatlatıyor. Bu da şeyde yani ya, kemerlerde olan hasarlar ki kemerin kilit taşı burası. Burası için tek yol olarak altına deprem yaltımı önerdik. Yapılmadı. Yapılmamasının çok değişik sebepleri var. Başka bir zaman size anlatır neden yapılmadı ama konuşudur yani bu, bunlar tamir edilip deprem öncesi haline getirildi. Şimdi bu yapının İstanbul depreminde Allah korusun alacağı hareket bu hasar yarakat hareketi en az dört katı olur. O bakımdan yapıyı orijinal haline getirmekle pek bir kazancınız olmuyor. Önemli konulardan bir tanesi kültürel tarihi tarih mirasının depremden korunması. Bu depremden sonraki müzelerdeki eserlerin durumunu gösteriyor. Yani herhangi müzeye gidin, çok yıkılan, çok sayıda tahrip olan eser vardır. Bunların kurtarılması gerekiyor. Bunların kurtulması katma değeri çok yüksek olan ama çok az harcamayla yapılacak şeylerdir. Mesela şurada bu İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bu şekilde sergilen eserler vardı. Bunlar demek ki bir depremde ben yıkılayım diyor. Başka hiçbir şey değil. Bunlar için şöyle bir sistem önerdik. Bu doğrudan doğruya bir yalıtım sistemi. ve Şu anda Topkapı Sarayı Müzesi'ndeki bütün kabinelerin altında bir yalıtım sistemi vardır ki içindeki eserlere bir şey olmasın diye. Bunu Topkapı Sarayı'nda yaptık ama bunu diğer müzelerde yapılmaması için Sabancı kendi özel müzelerinde yapıyor, Koç özel müzelerinde yapıyor. Diğer müzelerde yapılmaması için hiçbir sebep yok. Bunlar şu gördüğünüz cihazların tanesi bilemediniz, bin liradır, iki bin liradır. Bunun altına neden konmuyor bunlar bilmiyorum. İnşallah sizler zamanla neden konmadığını çözersiniz. Konutlar için deprem güçlendirme uygulaması, onun dediği esas olan can güvenliği olması lazım ve can güvenliği performans seviyesine görülmesi lazım. Y yeni şartnamelerle alternatif güçlendirme yöntemleri dayanılır. Bir bina güçlendirme izni, imar kandancısı ilave alan olmaması koşuluyla güçlendirme izni tüm binalara verilmelidir. Güçlendirme izni kayıta, kayda kuyuda bağlı olmaması lazım. Biz insan canından bahsediyoruz burada. Ve bugün güçlendirme çok yolları var. Yani yapısal elemanları güçlendirebilirsiniz. Mantolama, lifli polimerle sargılama, sistem güçlendirirsiniz, perde duvar eklersiniz, dolgu duvarı güçlendirirsiniz ve harici ve kısmi güçlendirme. Şu konu maalesef çok uğraşılan bir konu değil. Harici güçlendirme özellikle İstanbul için çok önemlidir. Bakın şu gördüğünüz şunlar hepsi harici güçlendirme. Şunlar her bir harici güçlendirme. Bugün biz Maraş'ta ana yol etrafındaki bütün binaların Birinci katları bizim dediğimiz yumuşak birinci katları, boştur birinci katları. Daha çok işte dükkandı, ne bileyim bankaydı, alışveriş merkeziydi, pastane olarak kullanılır. Bunlara biz deprem öncesi gidip sadece birinci katlarını şu şekilde güçlendirseydik bugün en az 20 bin kişinin hayatı kurtulmuştu. Yani bu bu kadar basit bu tip güçlendirmeler. Bunlara da yer vermemiz lazım. Önemli konulardan bir tanesi bizim inşaat teknolojisini değiştirmemiz lazım. Şu anda en yaygın kullanılan teknolojilerden bir tanesi çünkü son depremlerde gözüktü ki bizim tünel kalıp dediğimiz hemen her tarafı perdeyle dolu binalar çok iyi davranış gösteriyor. Ve şu anda hakikaten bu tip binalar inşa ediliyor ki depremde zarar görmesin diye zaten zarar görmediler ama bunları yerinde dökerek inşa etmek çok pahalı bir iş. Bunun dünyadaki uygulamalarında bizim modüler inşaatlar var. Modüler inşaatlarda şu görmüş olduğunuz modüller ki bunun etrafı gene perdedir. Teker teker üst üste konur. Altına da yalıtım konur. Ve neticede bunlar şu şekilde oturtularak bina açığa çıkar. Buna modüler inşaat diyoruz. Bu çok süratli yapılan bir iştir. Ama tek sıkıntısı bunun bunu yapacak olan büyük firmalar vardır. Küçük firmalara iş veremezsiniz. Küçük firmalara iş veremezseniz de başka problemler çıkıyor herhalde. O bakımdan Türkiye bugün kendi F-16'sını yapacak teknoloji var. Ama bugün böyle bir teknolojiyle uğraşamıyoruz. Mesela en son bunu şey hastanesinde, Sakura, çam ve Sakura hastanesinde dedik, gelin bunu böyle yapalım. Çok büyük, 1 milyon metrekare hastanedir bu. Çok dünyanın en büyük hastanesi ve onun için şeyden firmayı getirdik, Arup firmasını getirdik. Los Angeles'tan ki Arup firması, Cupertino'daki Arup Apple'ın merkezini yapan binadır. Apple bir merkezi de aynı büyüklüktedir ve modüler olarak yapılmıştır. Bunlar bütün modülleri hazırladı ama Türkiye'de onu yapacak kapasite bulunamadı. Çünkü o kapasitenin olması lazım ki o işe giresiniz. O zaman ne oldu? Yani belli bir zamanda 22 bin işçi çalıştı. 22 bin işçi ne demekti biliyor musunuz? Bugün 15.000 bin nüfuslu ilçelerin başında kaymakam var. 22 bin işçi, siz idare edeceksiniz, çalıştıracaksınız da bina yapacaksınız. Yapıldı bina. Ama nelere mal oldu ben biliyorum yani. Gittim gördüm. Bu şekilde olsaydı çok süratli bir şekilde yapılırdı. Bunun özelliklerinden bir tanesi de bu şekilde yaptıktan sonra diyelim ki 10 yıl sonra insanlar beğenmedi binayı çıktı. Bu modülleri sökün alın. Gidin başka yerde yurt yapın. Başka yerde okul yapın. Ne yaparsanız yapın. Yani çevreye zarar da olmuyor. Molozlu da olmuyor. Hiçbir şey de olmuyor. Bunları ben seçimden söylüyorum. Bunlar gelecekte mutlaka sizin gündeminizde olması lazım. Evet, dünyada neler yapılıyor? İçinizde İngilizce bilenler vardır. Şunu okursanız ben yerine onu şeyini de yazdım, Türkçesinde yazdım. Bu Amerika Kaliforniya eyaletinde San Francisco şehrinde deprem zafiyeti bulunan binaların cephelerine belediyenin bina denetim dairesi tarafından asılan bildiri, ilam bu. Doğrudan doğruya ve bunu kaldıramazsınız oradan. Yani diyor ki kardeşim bu bina zayıftır. Ah, ve tehlikelidir. İçine girerseniz dikkat edin. Ne yaparsanız yapın diyor. Bunu Amerika gibi en kapitalist bir ülke yapıyor. En kapitalist bir ülke yapıyor. Bunu ki yani insan hakları olsun, mülkiyet hakları olsun çok yoğun bir haktır. Onu yapıyor. Biz bunu neden yapmıyoruz bilmiyorum. Belki sebebi vardır ama neden olduğunu bilmiyorum ben. Diğer karşılaştırmayı bunda en sona bıraktım. Bu da Türkiye ve Şili. Şili uzak bir yerdir ama sosyoekonomik bakımından ben çok gittim Şili'ye. Türkiye'ye çok benzeyen bir ülkedir. Yani bakın benzerliği ben size şeyden göstereyim. O i̇nsan kalkınma endeksi Türkiye'de 0.84, Şili'de 0.85. Bunun tamı birdir yani. İşte geri kalmış Afrika ülkelerinde yüzde 60'a kadar iner. Bizim kalkınma bu eğitimle ilgili, para ile ilgili, davranışla ilgili şeyler aynı. Kapita olarak Türkiye'nin şu anda bir miktar düştü ama 13 USD'dir yıllık geliri. Şahısların şeyde de 15 bindir. Bakın çok enteresandır. 70-39'da Erzincan'da bir deprem oluyor. 33.000 bin kişi ölüyor. 39'da Şil'de bir deprem oluyor. 7.9-8.3 oluyor. 30 bin kişi ölüyor. Şu ikisini aynı ölçüye göre çözdüm. Çözdüm ve sadece 7 ve üstü büyüklüğe depremleri gösterdim. Bakın 1900 yıl 1900 sonrasında Türkiye'de meydana gelmiş 7 ve üstü depremler bunlar. 1900 sonrasında Şili'de meydana gelmiş 7 ve üstü depremler bunlar. Yani bizden çok daha fazla depreme maruz kalan bir ülke. Ama Şili'nin şansı belki diyeyim bu depremlerden her bir yılda 2 yılda bir görüyor. Bizim gibi 50 yıl bekleyip de görmüyor. O bakın adamlar tedbirler aldılar. En son mesela bizim 20-23'te 20 işte kahraman var, 53 bin deprem öldü. Ondan İrapel depremde 8.3, 15 kişi öldü. O gün adamlar 30 binden 15'e indirdi. Biz yapamadık. Yani bunun Türkiye'yi ben Japonya ile Amerika ile kıyaslamıyorum. Türkiye'yi benzer sosyoekonomik yapısına sahip olan ülkelerle kıyaslıyorum. O zaman neden yapamadığımızın sebebi efendim burası deprem ülkesi, çok deprem ülkesi oluyor değil. Bizden çok daha fazla depremlere maruz ülkeler var. Onlar yapmışsa bizim de yapmamız lazım. Benim sunacaklarım bu kadar. Daha çok yeni konulardan bahsetmeye çalıştım. Klasik şeylere girmedim.